Menü tuşuna 1 saniye boyunca bastığımızda menüye girmiş oluruz. Menüde ilk olarak kademe değerleri gelir. 1 saniye bekledikten sonra otomatik olarak birinci kademeye ait ölçüm değerlerini görürüz. Ekranın sol üst satırında kaçıncı kademeye baktığımızı, ekranın orta üst satırında kademenin 3 faz, 2 faz, tek faz, iptal veya hatalı olduğunu gösterir. Ekranın alt satırında soldan itibaren R, S, T fazlarına bağlanmış olan kondansatör ve şönt reaktör değerlerini gösterir. Alt satırdaki değerlerde eksi işareti varsa kademeye bağlanan şönt reaktördür. Eksi işareti yoksa kademeye bağlanan kondansatördür. Yukarı ve aşağı tuşuna basarak diğer kademe değerlerini görebiliriz. menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana kademe testi gelir. Reaktif roleye kademe eklediğimizde, kademe çıkardığımızda veya kademede herhangi bir değişiklik yapıldığında reaktif rolenin yapılan değişikliği tanıması için kademe testini buradan yapabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana trafo testi gelir. Akım trafoları aynı derde kalmak şartıyla yenilendiğinde veya bağlantılarında bir değişiklik yapıldığında akım trafo testini buradan yapabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana kademe kontrolü gelir. Kademelerin kullanım sayılarını ve kademelerin kontaktörleri çekip çekmediklerinin kontrolünü buradan yapabilirsiniz. Bunun için yukarı tuşuna basarak işareti evete getirin ve sonra menü tuşuna basın. Ekranın sol üst tarafında hangi kademeye baktığımızı gösterir. Kademe eğer çekili ise durumunda on yazar. Çekili değil ise durumunda off yazar. Ekranın alt satırında kullanım sayısı kademenin kaç defa çekildiğini gösterir. Kademenin durumu off'tayken yani çekili değilken kademeyi çektirmek istiyorsak menü tuşuna basarız. Cihaz bizden kademeyi çektirmek isteyip istemediğimizi soracaktır. Kademeyi çektirmek için yukarı tuşuna basarak işareti evete getirin ve sonra mini tuşuna basın. Cihaz kademeyi çeker ve kademe durumunu 10 yapar. Bu kademeyi tekrar bıraktırmak istiyorsak menü tuşuna basarız. Cihaz bizden kademeyi bıraktırmak isteyip istemediğimizi soracaktır. Kademeyi bıraktırmak için yukarı tuşuna basarak işareti evete getirin ve sonra mini tuşuna basın. Cihaz kademeyi bırakır ve kademe durumunu off yapar. Diğer kademeleri aynı şekilde kontrol etmek isterseniz yukarı tuşuna basarak istediğiniz kademeye ulaşabilirsiniz. Yukarı ve aşağı tuşlarına aynı anda bastığınızda cihaz menüsünden çıkar ve yaptığınız değişiklikleri iptal eder. Kademe kontrolündeyken menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana güç akışı grafiği gelir. Sistemin çektiği endüktif, reaktif ve kapasitif reaktif güçleri zamanları ile beraber örnekler halinde kaydeder. Güç akış grafiğindeki örnekler sisteme en uygun kademe yapısını oluşturmamızı sağlar. Reaktif rölenin kurulumu bittikten sonra otomatik olarak örnekleri almaya başlar. Reaktif rölenin kurulumu bittikten sonra en az bir günlük güç akış grafiği almanız tavsiye edilir. Güç akış grafiğinde ekranda ilk olarak sol alt tarafında kaçıncı örneği kaydettiğini ve sağ alt tarafında ise örnek çözünürlüğünü gösterir. Çözünürlülük iki örnek arasındaki farkın en az ne kadar olması gerektiğini belirler. Çözünürlülük 15'ten başlar ve örnek sayısı tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak bu sayıyı 5 puan artırarak yeniden örnek almaya devam eder. Ekranlı güç akış grafiği göründükten 2 saniye sonra otomatik olarak örnek değerleri ekrana gelir. Ekranın sol üst satırında kaçıncı örnekte olduğunuzu, orta üst satırında bu örnek zamanının örnek zamanlarının toplamın kaçta kaçını kapsadığını, sağ üst satırında örneğin zamanını gösterir. Ekranın sol alttan başlayarak R S, T fazlarına düşen reaktif güç tüketimini gösterir. Reaktif güç eksi işareti varsa sistemin çektiği reaktif güç kapasitiftir. Eksi işareti yoksa sistemin çektiği reaktif güç endüktiftir. Yukarı veya aşağı tuşuna basarak diğer örnekleri görebilirsiniz. Cihaz örnekleri alırken sistem kompanze edilmemiş gibi hesaplar. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana gelişmiş ayarlar menüsü gelir. Şimdi gelişmiş ayarlar menüsünü inceleyelim. Gelişmiş ayarlar menüsüne girmek için yukarı tuşuna basın ve işaretin evete geldiğini görün. Daha sonra menü tuşuna basın. Gelişmiş ayarlar menüsünde ilk olarak ekrana akım trafo değeri gelir. Var olan akım trafo değerini görebilirsiniz. Bunun dışında Akım trafo değerinde bir değişiklik yapıldığında buradan akım trafo testi yaptırabilirsiniz. Akım trafo testi yaptırmak için yukarı veya aşağı tuşuna basarak yeni akım trafo değerini girmeniz gerekir. Bu değeri girdikten sonra menü tuşuna bastığınızda yeni akım trafo değerine göre test başlayacaktır. Akım trafo değerindeyken menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana endüktif set değeri gelir. Buradan reaktif rölenin endüktif aktif oranının kaç olması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. Röle ayarlanan değere göre müdahalesini yapmaya çalışacaktır. Kosinüs 1'e yaklaşmak için bu değerin düşürülmesi gerekir. Kosinüs 1'den uzaklaşmak içinse bu değerin artırılması gerekir. Fabrika çıkışı %5 olarak belirlenmiştir. Bu değeri yukarı veya aşağı tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Değeri değiştirdikten sonra en az bir kez menü tuşuna basıp daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana kapasitif set değeri gelir. Buradan reaktif rölenin kapasitif aktif oranının Kaç olması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. Röle, ayarlanan değere göre müdahalesini yapmaya çalışacaktır. Kosinüs 1'e yaklaşmak için bu değerin düşürülmesi gerekir. Kosinüs 1'den uzaklaşmak içinse bu değerin artırılması gerekir. Fabrika çıkışı %11 olarak belirlenmiştir. Bu değeri yukarı veya aşağı tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Değeri değiştirdikten sonra en az bir kez menü tuşuna basıp daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana müdahale zamanı gelir. Sistemde oluşan bir reaktif güç değişiminde cihazın bu değişikliği algılayıp uygun kademe veya kademeleri çektirip veya bırakma zamanı ayarlanır. Kısaca reaktif rölenin sistemdeki değişikliğe tepki süresi de denilebilir. Yukarı veya aşağı tuşuna basarak müdahale zamanını değiştirebilirsiniz. Değeri değiştirdikten sonra en az bir kez menü tuşuna basıp daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana kademe deşarj zamanı gelir. Kontaktörlü sistemlerde kondansatörler devreden çıkarıldıktan sonra deşarj olmadan yani boşalmadan tekrar devreye alınması hem kondansatör hem de kontaktör için tehlikelidir. Reaktif röle bu gibi durumları engellemek için kademe deşarj zamanının ayarlanmasına imkan verir. Yüksek değerli kondansatör kullanımında bu değer artırılabilir. Düşük değer kullanımında ise azaltılabilir. Kompanzasyon kontaktörleri kullanılıyorsa deşarj zamanı kısaltılabilir. Çünkü deşarj bobinleri kondansatörlerin daha hızlı deşarj olmasını sağlar. Kademe deşarj zamanı fabrika ayarı 14 saniye olarak ayarlanmıştır. Yukarı veya aşağı tuşuna basarak müdahale zamanını değiştirebilirsiniz. Değeri değiştirdikten sonra en az bir kez menü tuşuna basıp daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana Uzman ayarları menüsü gelir. Uzman ayarları menüsüne girmek için yukarı tuşuna basın ve işaretin evete geldiğini görün. Daha sonra menü tuşuna basın. Uzman ayarlar menüsünde ilk olarak ekranın şifre değeri gelir. Şifre değeri off ise menüye girişte şifre koruması iptal olur. Yukarı veya aşağı tuşuna basarak şifre değerini girebilir veya değiştirebilirsiniz. Değeri değiştirdikten sonra en az bir kez menü tuşuna basıp daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Modbus adresi PC ile haberleşmede haberleşilen cihaz sayısı birden fazlaysa ise Modbus adresleri veya seri numaralarının aynı olması gerekir. Sadece reaktif role mevcutsa Modbus adresini değiştirmenize gerek yoktur. Baud Rate 9600 BPS, Data Bit 8, Stop Bit 1 ve Party None değerleri sabittir. Yukarı veya aşağı tuşuna basarak kademe yerleşme zamanını değiştirebilirsiniz. Değeri değiştirdikten sonra en az bir kez menü tuşuna basıp daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana toplam enerji değerlerini silme gelir. Enerji değerlerini silmek istersek yukarı tuşuna basarak işareti evete getirin ve ardından menü tuşuna basın. Enerji değerlerini silmeden menüde ilerlemek için işaret hayırdayken menü tuşuna basabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana güç akış grafiği örneklerini silme özelliği gelir. Güç akış grafiği örneklerini silmek istersek yukarı tuşuna basarak işareti evete getirin ve ardından menü tuşuna basın. Örnekleri silmeden devam etmek için işaret hayırdayken menü tuşuna basabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana kademe yerleşme zamanı gelir. Kademe yerleşme zamanı reaktif röle 2 veya daha fazla kademe devre alırken kademeler arası bekleme zamanını ayarlar. Kademe devreye girdikten sonra gerilimde dalgalanma olur. Gerilim dalgalanması bittikten sonra diğer kademenin devreye girmesi hem kondansatör hem de kontaktör için daha sağlıklıdır. Fabrika değeri 30 çarpı 10 milisaniye yani 300 milisaniyedir. Kondansatör değeri yüksekse bu değer artırılır yukarı veya aşağı tuşuna basarak kademe yerleşme zamanı değiştirebilirsiniz. Değeri değiştirdikten sonra en az bir kez menü tuşuna basıp daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana kapasitif gecikme zamanı gelir. Sistemde kapasitif bir yük varsa reaktif rölenin bu kapasitif yüke müdahalesini geciktirmek için kullanılır. Bu şekilde sistemin kapasitife yönelmesi sağlanır. Kapasitif gecikme zamanı gelişmiş ayarlar menüsündeki müdahale zamanı ile çarpılarak sadece kapasitif yük için yeni bir müdahale zamanı oluşturur. Endüktif yükte müdahale zamanı değişmez. Fabrika değeri 1'dir. Yukarı veya aşağı tuşuna basarak çarpan değerini değiştirebilirsiniz. Değeri değiştirdikten sonra en az bir kez menü tuşuna basıp daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana endüktif gecikme zamanı gelir. Sistemde endüktif bir yük varsa reaktif rölenin bu endüktif yüke müdahalesini geciktirmek için kullanılır. Bu şekilde sistemin endüktife yenilmesi sağlanır. Endüktif gecikme zamanı gelişmiş ayarlar menüsündeki müdahale zamanı ile çarpılarak sadece endüktif yük için yeni bir müdahale zamanı oluşturur. Kapasitif yükte müdahale zamanı değişmez. Fabrika değeri 1'dir. Yukarı veya aşağı tuşuna basarak çarpan değerini değiştirebilirsiniz. Değeri değiştirdikten sonra en az bir kez menü tuşuna basıp daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana Offset kademesi gelir. Offset kademesi reaktif röleye bağlı akım trafolarından önce ve sayaçtan sonra var olan endüktif veya kapasitif bir yükü reaktif röleye tanıtmaya yarar. Kısacası sayacın gördüğü ve reaktif rölenin görmediği endüktif veya kapasitif yükü reaktif rölenin kompanze içerisinde görüyormuş gibi davranmasını sağlar. Öncelikle bu işlem için reaktif röleden kullanılmayan bir kademeyi ayırmak gerekir. Yukarı veya aşağı tuşuna basarak hangi kademenin kullanılacağı belirlenir. Kademe belirlendikten sonra en az bir kez menü tuşuna basıp daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Offset kademesi belirlendikten sonra Elle kademe testi yaptırarak reaktif rölenin görmediği reaktif yük girilebilir. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana endüktif tolerans değeri gelir. Endüktif tolerans değeri, sistemdeki endüktif aktif oranı endüktif set değerinin üzerine çıktığında reaktif rölenin müdahale için kademe alıp bırakmasını engellemek için kullanılır. Reaktif röle İlk önce endüktif set değerine ulaştıktan sonra sistemdeki endüktif değişime tolerans kadar artmasına izin verir. Bu şekilde hem kademe alma bırakma sayısı azalmış olur hem de kompanzasyonu endüktife yönelmesi sağlanır. Fabrika değeri %5'tir. Yukarı veya aşağı tuşuna basarak tolerans değerini değiştirebilirsiniz. Değeri değiştirdikten sonra en az bir kez menü tuşuna basıp daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana kapasitif tolerans değeri gelir. Kapasitif tolerans değeri sistemdeki kapasitif aktif oranı kapasitif set değerinin üzerine çıktığında reaktif rölenin müdahale için kademe alıp bırakmasını engellemek için kullanılır. Reaktif röle İlk önce kapasitif set değerine ulaştıktan sonra sistemdeki kapasitif değişime tolerans kadar artmasına izin verir. Bu şekilde hem kademe alma bırakma sayısı azalmış olur hem de kompanzasyonun kapasitife yönelmesi sağlanır. Fabrika değeri %2'dir. Yukarı veya aşağı tuşuna basarak tolerans değerini değiştirebilirsiniz. Değeri değiştirdikten sonra en az bir kez menü tuşuna basıp daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna Aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz ve ekrana cevap çözünürlüğü gelir. Cevap çözünürlüğü, reaktif rölenin endüktif ve kapasitif set değerlerine göre müdahale yaparken kademeleri anahtarlama sayısını azaltması veya çoğaltmasını sağlar. Daha az kademe anahtarlamasına uygun sistemlerde kondansatör ve kontaktörlerin ömrünü uzatır. Bu değer arttıkça anahtarlama sayısı artar ve set değerlerine daha hassas odaklanır. Bu değer azaldıkça anahtarlama sayısı azalır ve set değerlerine yakın ve hassas olmayan bir odaklanma sağlanır. Fabrika değeri 30'dur. Yukarı veya aşağı tuşuna basarak çözünürlülük değerini değiştirebilirsiniz. Değeri değiştirdikten sonra en az bir kez menü tuşuna basıp daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda menüde ilerleriz. Ve ekrana default değerler gelir. Default değerler menülerde ayarlı olan bazı değerlerin fabrika değerlerine dönmesini sağlar. Endüktif set, kapasitif set, endüktif tolerans, kapasitif tolerans, müdahale zamanı, kademe deşarj zamanı, endüktif gecikme çarpanı, kapasitif gecikme çarpanı, offset kademe, Kademe yerleşme zamanı ve cevap çözünürlüğü değerleri fabrika değerlerine geri döner. Default değerleri geri yüklemek için yukarı tuşuna basarak işareti evete getirin ve ardından menü tuşuna basın. Daha sonra yukarı ve aşağı tuşuna aynı anda bastığınızda menüden kaydedip çıkabilirsiniz. Menü tuşuna bastığımızda ekrana ana menü girişi olan kademe değerleri gelir. Menüden çıkmak için yukarı ve aşağı tuşuna Aynı anda basarız.